Herkese merhabalar. YGS'ye kısa bir süre kala, YGS matematik bölümünde çıkmasını beklediğimiz muhtemel sorulardan oluşan bir video serisi hazırlayacağız. Bu videomuzda 15 sorunun çözümünü yapacağız birlikte. Baştan sona aynı zamanda konuların tekrarını yapmış olacağız bu video serimizde. Soruları çözerken önemli gördüğüm yerleri sizlere tekrar edeceğim. Sınav öncesinde güzel bir çalışma yapmış olacağız. İlk sorumuz rasyonel sayılardan. Paydalara baktığımda büyük sayılar, yani payda eşitleme gibi bir durumum yok. O zaman ortak çarpana baktığımda 1 bölü 5 parantezine alırsak ifadeyi. 1 bölü 3 ile çarpmam gerekiyor. Aradaki işaret artı. 1 bölü 10 elde etmek için 1 bölü 2 eksi 1 bölü 25 elde etmek için 1 bölü 5 yazdım. Aşağıda ortak çarpan da 15. En büyük ortak çarpanı yazıyorsun. 1 bölü 15 parantezine aldığımda 1 bölü 45 elde etmek için 1 bölü 3. Aradaki işaret artı. 1 bölü 30'u elde etmek istiyorsak 1 bölü 2 ile çarpacağız. Eksi 75'i elde etmek için de 1 bölü 5 ile çarpmam yeterli. Şimdi bakın pay ve paydaya baktığımızda bunlar sadeleşiyor. Yani kalan sadece burası. İlk ifadeyi aynen yazıyorum. 1 bölü 5 çarpı paydayı takla attırırsak 15 bölü 1. Sadeleşmeyi yaptığımızda doğru cevabın 3 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuzda A ve B birer tam sayı olmak üzere. Böyle bir ifade toplamı 1'e eşit demiş. Buna göre A çarpı B kaçtır? Burada dikkat edeceğin nokta A ve B'nin birer tam sayı olması. Eğer tam sayıysa bu toplamların da tam sayı olduğunu söyleyebilirsin. İki ifadeyi topladığımda 1'e eşitse şöyle düşünüyorum. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1'e eşittir. Yani şu iki ifadeyi de 2'ye eşitlerim. Birinci ifade o zaman A artı B eksi 6 eşittir 2 ise A artı B eşittir 8'dir. Bu birinci denklem. İkinci denklemi de yazalım buraya. A eksi B artı 24 eşittir 2 ise A eksi B eşittir eksi 22. Şimdi taraf tarafa toplayacağım A'yı ve B'yi bulmak için. Alt alta yazıyorum. A eksi B eşittir eksi 22. Topladığın zaman B'ler gider. 2A eşittir eksi 14. O zaman A eşittir eksi 7. Bulduğun A'yı herhangi bir denklemde yerine yazalım. Şurada yerine yazarsak eksi 7'yi. Eksi 7 artı B eşittir 8. O zaman B eşittir eksi artı 15. B eşittir artı 15 çıkar. A çarpı B'yi soruyor. Yani eksi 7 çarpı 15 doğru cevabımız bol. Üçüncü soru problem gibi gözüküyor ama aslında bir eşitsizlik sorusu. Bir iş yerinde maaşlara yapılacak zam için iki seçenek sunuluyor. Birinci seçenek 60 TL zam. İkinci seçenek 1 bölü 3 oranında zam. Yani maaşına 1 bölü 3 oranında zam yapılıyor. Bu iş yerinde maaşı x TL olan işçi ikinci seçeneği, maaşı y TL olan işçi birinci seçeneği tercih ettiğine göre hangisi doğrudur diyor. Bu soruda bize zam için iki tane seçenek sunuluyor. Birinci seçenekte 60 TL zam veriliyor. İkinci seçenekte ise 1 bölü 3 oranında zam veriliyor. Şimdi maaşı x TL olan işçi ikinci seçeneği seçiyorsa bu daha fazla ki ikinci seçeneği seçiyor. Yani x artı 60'dan daha büyükmüş. 1 bölü 3 oranında yapılan bir zam. Şimdi x TL'ye 1 bölü 3 oranında zam yaparsak ne olur? X artı x bölü 3 olur. Tamam, bu daha fazlaymış demek ki. Şimdi burada birinci eşitsizlikten o zaman şunları sadeleştirdim. 3 çarpı diye geçer. Yani 180 küçüktür x. Bu bulduğumuz birinci eşitsizlik. Maaşı y TL olan işçi birinci seçeneği seçiyor. Yani demek ki bu daha büyük, daha fazla. Y artı 60 daha fazla bir zam ki birinci seçeneği seçiyor maaşı YTL olan. Neyden daha fazla? Y artı Y bölü 3'ten. 1 bölü 3 oranında zamdan. Yine topladığımda Y'ler gider. 3 çarpı 60, 180. 180 büyüktür Y diyebiliriz. Şimdi bunun her ikisini kesişim kümesine alırsak 180 X Y de 180'den küçükmüş. O zaman şöyle bir eşitsizlik bulduk. Yani doğru cevabımız Denizli. Dördüncü soru bir mutlak değer sorusu. Kesinlikle bir soru bekliyoruz mutlak değerden. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A çarpı B negatif. İkinciye bakalım. A mutlağından küçükmüş. Yani bir A ifadesi mutlak değerinden eğer küçükse A hakkında ne söyleyebiliriz? Şimdi bakın A'ya pozitif bir sayı dersek olmaz. Mesela 5 verelim. 5 küçüktür 5. Sağlamıyor. Negatif bir sayı verirsek mesela eksi 5 verelim. Eksi 5 küçüktür mutlak eksi 5.
Mutlak eksi 5 de artı 5 diye çıktı. Sağlıyor. Ne diyebilirsin o zaman? A kesinlikle sıfırdan küçüktür. Bunu söyledik. A'nın işareti negatif o zaman. A eğer negatifse eksi ile artının çarpımı eksi. O zaman B'nin de pozitif olduğunu söyledik. Bu da kesin. Bir de buraya bakalım. Paydaşı dersek burada A ile B ile. Yani ne oldu arası? A kare eksi B kare bölü ortak paydamız AB. A çarpı B küçük sıfır. Şimdi biri negatif, diğeri pozitifse çarpımları negatiftir. Onu yazdık. Aşağısı kesinlikle negatif. Bunu da yine çarpanlara ayırırsak A kare eksi B kare A eksi B çarpı A artı B diye çarpanlara ayrılır. Şimdi bakalım. A eksi B artıysa negatiften pozitifi çıkartıyorsun. Bunun kesinlikle işaretinin eksi olduğunu söyleyebilirsin. O zaman bunun işareti ne olacak? Eksinin eksiye bölümü artı. Kesinlikle eksi olmalı ki sonuç negatif olsun. Bak küçük sıfır diyor. Eksinin eksiye bölümü artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. Yani A artı B'nin kesinlikle küçük sıfır yani negatif olduğunu söyleyebiliriz. Şıklara baktığımızda doğru cevap Denizli. Beşinci sorumuzda üslü sayılar sorusu. 1,25 üzeri x eksi 2 y olduğuna göre ifadesinin y cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. 1,25'e 125 bölü 10 100 diye yazıyorum. Üzeri x eksi 2 eşittir y olsun. Burada sadeleşmemizi yaparsak 25'e bölersek 5, 25'e bölersek 4. Yani ne oldu? 5 bölü 4 üzeri x eksi 2 eşittir y'dir. Bana sorulan da şu ifadenin y cinsinden değeri 0,8'i 8 bölü 10 diye yazıyorum. Üzeri 2x eksi 4 bu soruluyor. Yine sadeleştirirsek 2 ile sadeleştirdiğimde 4 bölü 5 üzeri 2x eksi 4 soruluyor. Şimdi 5 bölü 4'ü 4 bölü 5 yapmak istersek yani şurayı takla attırdığımızda 4 bölü 5 üzeri x eksi 2 yaptığında eşitliğin sağ tarafında takla atar. Yani 1 bölü y'ye eşit olur. Şimdi bana ama üzeri 2x eksi 4'ü soruyor. Yani her iki tarafın karesini alırsak burada. Birinci ifadenin karesi alındığında ne olur? 4 bölü 5 üzeri üstün 2 katını alacağız. Yani 2x eksi 4. Sağ tarafında yine karesini alıyorum. 1 bölü y kare. O zaman bu ifade 1 bölü y kareye eşitmiş. Doğru cevap Edirne. Altıncı soru bir çarpanlar ayırma sorusu. X eşittir karekök 2010 eksi 3 olduğuna göre x kare artı 6x artı 14 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi burada x'in yerine tabii ki bu ifadeyi vermeyeceğiz. Öncelikle bir tam kare yapmamız gerekiyor. Bu tip sorularda ne yapacağız o zaman? Soruda verilen ifadeyi tam kare yap. Tam kare nasıl yapılır? Öncelikle x kare artı 6x yani ilk iki ifadeyi şurada yazarsın. Ondan sonra yarısının karesini alacaksın. 6'nın yarısı kaç? 3. Karesini al 9. Yani bu bir tam kare oldu artık. X artı 3'ün karesi. Şimdi bak soruda 14 diyor. 9'a kaç eklersen 14? 5. Soruyu yazdım bu şekilde. Buna ne demiştik? 9'un çarpanları 3'e 3 yani x artı 3'ün karesiydi bu. Artı 5. Şimdi git x'in yerine şu ifadeyi yaz. Ne yapıyoruz o zaman? X yerine karekök 2010 eksi 3 yazıyoruz. Karekök 2010 eksi 3 artı 3 demiş. Aldık karesini artı 5. Bak buraya ne oldu? Artı 5 artı 3 eksi 3 gitti. Şimdi kalan sadece kök. Yani kökün karesini alıyorsun. 2010'un karesi artı 5. Kare ile kök gider. 2010 5 daha 2015 sorunun cevabı. 7. soru bir köklü sayılar sorusu. X eşittir kök içerisinde 3 artı kök 5 olduğuna göre kök içerisinde 9 eksik karekök 45 ifadesinin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sorulanı yaz önce. Sorulan ne? 9 eksi karekök 45. Şimdi burada 45'i çarpana ayırır. 9'a 5, 9 3 diye çıktı. Yani bana sorulan aslında 9 eksi 3 kök 5. Bu soruluyor. Şimdi bakalım verilene bakıyorsun. X eşittir 3 artı kök 5. Şimdi bu sorulana ben y diyorum öncelikle. Y'yi soruyor x türünden. Şu 9 ve 3 diyor ya ortak çarpan 3. O zaman ben orayı 3 parantezine alıyorum. Yani 3 parantezinde 3 eksi kök 5 eşittir y.
Bunu şöyle yazabilirsin. Karekök 3 çarpı karekök 3 eksi kök 5'i soruyor x türünden. Şimdi ben bu verilen neyse onu daire içerisine aldım şöyle 3 artı kök 5. Bu iki ifadeyi çarpıyorum. Bak şimdi x çarpı y neye eşit? Önce x'i yaz. Kök içerisinde 3 artı kök 5 çarpı y de şu. O kök 3'ü sonra yazacağım. Önce şunu yazıyorum. Kök içerisinde 3 eksi kök 5 rahat görün diye çarpı karekök 3. X çarpı y buna eşit. Şimdi bak her ikisi de kök olduğu için çarpım durumunda ben bunu tek kök altında çarparım. Yani şöyle tek kök altında a artı b a eksi b. Nedir bu? A kare eksi b kare. Yani 3'ün karesi 9 eksi kök 5'in karesi 5. Kapattım bunu. Çarpı karekök 3. Şöyle x çarpı y'de yazdım. Ne yaptı burası? Karekök 4. 2 diye çıkar. Yani 2 kök 3. O zaman x çarpı y 2 kök 3'müş. Bana y'yi soruyordu x cinsinden. O zaman y'yi yalnız bırakıyorum. 2 kök 3 bölü x sorumuzun cevabı c. 8. soruda biraz çarpanlar ayırma sorusu. Çarpanlar ayırma her sene 2 ya da 3 tane gelen bir konudur. Çok önemlidir. Dikkat edelim lütfen. A kare eksi b kare var burada. 2 kare farkı var. O zaman nasıl yazacağım ben bunu? A artı b çarpı a eksi b. Yani birinci eksi ikinci. Şimdi eksi dediğim için işaret değiştirerek çıkartacağım bunu. Yani eksi e artı 2 eşittir 8. Topladığın zaman burası ne yapar? X artı y eksi 4 çarpı x eksi y eksi 2 artı 2 gitti burada. Eşittir 8. Bu bir dursun. Şimdi ikinci verilende ne yapabilirsin onu düşün. Burada sadece payda eşitleyebilirsin. Yani burayı x eksi y ile çarparsın. Burayı x artı y eksi 4 ile çarparsın. Şimdi topladığın zaman ortak paydayı aşağıya yaz ama sakın dağıtma. Yoksa dağılırsın. X artı y eksi 4 çarpı x eksi y diye yazdık. Yukarısı ne olacak? Bunların toplamı olacak. X eksi y artı x artı y eksi 4. Bu neye eşitmiş? 2'ye. Şimdi topladığımda bakın y'ler gitti. 2x eksi 4 bölü. Bakın şunun cevabı yani x artı y eksi 4 çarpı x eksi y burada var. 8'e eşitmiş bu. Bunun yerine 8 yazdım o zaman. Eşittir 2. Yani buranın 16 olması lazım. 2x eksi 4 16 ise 2x 20'ye eşittir. Yani x buradan 10 çıkar. Tonu 200 TL olan kuru odun yağmurda ıslanınca ağırlığı 1 bölü 9 oranında artıyor. Oduncu karının değişmemesi için yaş odunun kaç TL'ye satılması lazım? Odun yağmurda ıslanınca ağırlığı 1 bölü 9 oranında artıyorsa ben 9 ton odundan gideyim. Yani 1 tonu 200 TL ise 9 tonu kaç TL'dir? 9'la çarpalım 1800 TL'dir. Şimdi dikkat. Kuru olan odun yağmurda ıslanınca ağırlığı 1 bölü 9 oranında artarsa yani 9 ton kaç ton olur? 9 1 bölü 9 oranında artarsa yani 1 ton artarsa 10 ton olur. Ağırlığı artacak ıslanınca. Şimdi oduncu karının değişmemesi için yani fiyatın değişmemesi için şimdi 10 tonu 1800 TL'ye satacak. Yani 1 tonu kaç TL'ye satacak o zaman? 0 atarsak 180 TL'ye satacak. Doğru cevap Denizli. Dolu bir havuz 3 eşit bölmeye ayrılarak şekildeki gibi ABC muslukları takılıyor. Muslukların 3'ü de açıkken su A'nın seviyesine 4 saatte, A'dan B'nin seviyesine 6 saatte, B'den C'nin seviyesine 12 saat deniyor. Buna göre B ve C muslukları kapalıyken dolu havuz A seviyesine kaç saat iner? Şöyle yazıyorum ben. A musluğu havuzun 3'te 1'lik kısmını ilk saatte tek başına ama tek başına ilk saatte boşalsın. B musluğu da yine havuzun 3'te 1'lik kısmını tek başına Y saatte boşaltsın. C musluğu da yine 3'te 1'lik kısmını tek başına Z saatte boşaltsın. Şimdi havuz dolu. Buradan A seviyesine düşene kadar hangi musluklar aktif olur? 3'ü de aktif olur. O zaman 3'ü birlikte açıyormuşum gibi düşüneceğim. Yani 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z. A seviyesine kadar kaç saatte geliyormuş? 4 saatte. O zaman buraya 1 bölü 4 yazdım. Şimdi buradan B seviyesine gelene kadar hangi musluklar aktif? Sadece bak B ve C aktif. Artık A aktif değil. O zaman
A'dan B seviyesine 6 saatte geliyormuş. Yani sadece 1 bölü Y artı 1 bölü Z eşittir 6 saat dediği için 1 bölü 6 dedim. B'den C seviyesine 12 saat deniyor. Yani bakın buradan buraya hangi musluk aktif? Sadece Z. O zaman 1 bölü Z eşittir 1 bölü 12 diyorum. Ha, buradan Z'nin 12 olduğunu bulduk. Yazalım yerine. Eğer Z 12 ise 1 bölü Y eşittir 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12. Payda eşitlersen burayı 2 ile 1 bölü 12. Yani Y de o zaman ne çıktı? 12 çıktı. Gidelim buraya yazalım. 1 bölü X artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 eşittir 1 bölü 4 ise yalnız bırak 1 bölü X'i. 2 bölü 12 yani 1 bölü 6 yaptı burası. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6. Payda eşitlersek 12 de 3 ile 2 ile o da yine 1 bölü 12 çıktı. Yani X de 12'ye eşit. Buna göre B ve C muslukları kapalıyken dolu havuz A seviyesine kaç saatte iner diyor. Şimdi baktığın zaman B'yi ve C'yi kapattığında sadece A musluğu aktif. A seviyesine kaç saatte iner? X saatte iner. Çünkü A musluğu havuzun 3'te 1'ini X saatte boşaltıyordu. Yani doğru cevap Adana. Şimdi geldik en meşhur problemlere. Mum problemleri. Bu soruda gelebilir dikkat. Mum sorularını çözerken dikkat edeceğin bir nokta var sadece. Soruyu çözerken orayı sana söyleyeceğim. Boyları eşit olan iki mumdan biri 8 saatte. Boyları eşit olan iki tane mum çizdim. Birincisi 8 saatte, ikincisi 6 saatte eriyor. Bu soruları hız problemleri gibi çözüyorum. Neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman. Yani hızla zaman ters orantılıydı, hatırla. O zaman şöyle yap. 8 ile 6'nın o kekini al, 24. 8'i kaçla çarparsan 24 olur? 3V. Yani birinci mumun hızı 3V olsun. 6 kere 4, 24. İkinci de 4V hızında olacak. Hatırla, hızla zaman ters orantılıydı. Bu mum eğer 8 saatte yanıyorsa, yani daha uzun sürede yanıyorsa, bunun hızı daha düşük olması gerekiyor. Şimdi dikkat edeceğin nokta sadece şu. Sakın mumun boyuna X deme. X demek yasak. X neydi? Yol eşittir hız çarpı zamandı. Yaz o zaman. 3V çarpı 8, 24V. Bak burada da 4V çarpı 6, 24V. O zaman mum boyuna 24V yaz. Burası çok önemli işte. Buraya X dersen iki tane değişkenle uğraşıp durursun, soruyu çözemezsin. Geldik buraya. İkisi birlikte aynı anda erimeye başladıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olur. Şimdi bak, erimeye başlıyor. Şuraya kadar eridi diyelim. Bu hızlıysa daha fazla erir. Değil mi? Daha hızlı gidiyor. Şöyle eridi. Şuraya kadar eridi diyelim. Birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olur diyor. Şimdi T kadar süre yansın bu mumlar. Hız çarpı zamandan 3V çarpı T kadar ilerler bu. Bu da hız çarpı zamandan 4VT ilerler. Geriye ne kalır o zaman şurada mumun boyu olarak? 24V tamamıydı. 24V eksi 3VT. Birinci mum boyu. İkincisine ne kalır geriye? 24V eksi 4VT. Şimdi bak, biri diğerinin 3 katıymış. O zaman şurayı 3 ile çarptığımda diğerine eşit olacak. Eşitliği kurduk. Bütün denklem her birinde V olduğu için her iki tarafı da V'ye bölüyorum. Yani V'ler direkt gidiyor bak. Geriye kalanları yaz sadece. 24 eksi 3T eşittir. Dalma özelliği bula burada. 72 eksi 12T. 9T eşittir 48. Yani buradan T eşittir 48 bölü 9. 3 ile sadeleştirirsen 16 bölü 3. Yani cevap denizde. 12. soru kar zarar problemleri. Yandaki şekilde A ve C noktaları 3 değişik ürünün alış ve satış fiyatlarını göstermektedir. Buna göre bu 3 üründen birer adet satan bir tüccarın karı yüzde kaç olur? Şimdi kar nasıl oluyor? Hatırla, alış miktarı işte 3 lira. 10 liraya satıyor, o zaman 7 lira kar ediyor. Yani satış eksi alıştır kar. Şimdi bakalım. A ürünü 3 milyara almış, 10 milyara satıyor. B ürünü 5 milyara almış, 8'e satıyor. C'yi de 7'ye almış, 3'e satıyor. Yani burada biraz zarar etmiş. Toplandı o zaman alışa verdiği rakam 15 milyar lira harcamış. Kaça satmış? 18, 3, 21 milyara satmış. Şimdi burada bir kar var. Kar yüzde kaç diyor. Onu hesaplarken şöyle yapıyorsun.
15 milyarda ne kadar kar etmiş? 21'den 15 çıkartırsan 6 kar etmiş. O zaman yüzde kaç kar etmiş? X diyoruz. İşler dışı yaparsak 15 çarpı X eşittir 600. O zaman X eşittir 600 bölü 15. Yani yüzde 40 kar etmiştir. Yeni müfredat yani fonksiyonda mutlak değer fonksiyonun grafik çiziminde sana böyle bir soru gelebilir. Yani grafiği verir, bu sefer denklemi sorar. Sen bu tip soruları yaparken ne yapıyorsun? Önce oraya gelirsek. Bak mutlak değerde iki farklı soru tipi var. Onu sana şöyle hemen yazıyorum. Birincisi şu. Sana eğer fonksiyon grafiği olarak ya da mutlak değer grafik olarak şunu verirse. X eksi A artı X eksi B dediğinde yani aradaki işaret artıysa kova şekli arayacaksın şıklarda. Nasıl bir kova? Şöyle çizersek. Bu y ekseni olsun, bu x ekseni olsun. Her iki tarafı sıfıra eşitlediğinde x eşittir a'da ve x eşittir b'de kırılan bir kova çizeceksin. Şöyle yapıyorum, bir kova çiziyorum. A ve b noktalarında kırılmış. O zaman şu tam kırılma noktaları a ve b olduğunu söyleyebiliriz. Unutma. O zaman bu şekilde iki tane mutlak toplanmış. Aradaki işaret artıysa kova şeklini arıyorsun şıklarda. Eğer arada eksi işareti varsa ikinci soru tipi de şöyle olabilir. Fx eşittir. X eksi A eksi X eksi B. Yani arada eğer eksi varsa o zaman da Z şekli arayacaksın şıklarda. Şimdi bakalım orada. Yine aynı şekilde mutlağın içerisini sıfır eşitliyorsun. X eşittir A'da ve X eşittir B'de kırılan bir Z'yi arayacaksın. Veya şöyle olacak. Şöyle bir Z çiziyorum. A'da ve B'de kırılan bir Z. A noktasında ve B noktasında kırılan bir Z çizdim. Bu böyle olabilir veya şöyle olabilir. Yine aynı şekilde kırılma noktalarından bir tanesi A olacak, diğeri B olacak. Ha, o zaman arada eksi varsa Z arıyoruz şıklarda, artı varsa da kova şeklini arıyoruz. Peki ben Z'nin böyle mi ya da böyle mi olduğunu nasıl fark edeceğim? Çok basit, git X'in yerine A'yı ver, denklemde Y değerini bul. Zaten şıklarda sağlayan bir tane şık olacak. Şimdi gelelim soruya. Yukarıdaki grafiğe ait fonksiyon aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Nerede kırılmış bak bu? Eksi 1'de kırılmış, bir de 1'de kırılmış. Onu şöyle yazıyorum o zaman. X eksi A demiştim. Yani X eksi eksi 1. X artı 1. Kova şekli olduğu için aradaki işaret artı olacak. Devam ediyorum. X eksi B. Yani X eksi 1. Bu kadar gençler. Yani doğru cevap. X artı 1, X eksi 1. C yan olduğunu söyleyebilirsin. Şimdi bak bir de sağlamasını yapalım. X'in yerine 1 verdiğimizde Y'nin 2 olması lazım. Verelim bakalım. X yerine 1 ver. Burası 0 yaptı. Y eşittir 2 denklemi sağlıyor. Parçalı fonksiyon sorusu da gelebilir bu sene. Çok dikkat. Mesela bununla ilgili bir örnek çözelim. Ne demek bu? X 2'den büyükken Y eşittir 1 doğrusunu çiz. Yani şunun yanına hemen Y ekle. Y eşittir 1 doğrusunu çiz. Veya Y eşittir eksi X doğrusunu çiz. X 2'den küçükken. Y ekseni ve X eksenini şu şekilde çiziyorum. Y eşittir 1 doğrusu y eksenini 1'de kesen doğrudur. Bu y ekseni, bu x ekseni. Yani y eksenini 1'de kesen şu y eşittir 1 doğrusunu çizdim. Y eşittir eksi x doğrusunu da şu şekilde çizdim. Şöyle yazalım yanına. Y eşittir eksi x doğrusu. Şimdi birinci doğrunun yani y eşittir 1 doğrusunun 2'den büyük kısmını al sadece diyor. Yani bu doğrunun y eşittir 1 doğrusunun 2'den büyük kısmı burasını alacağız o zaman. Diğer tarafı siliyorum. Çok önemli bir nokta. Eğer eşitlik yoksa şu tam 2 burası ya. 2'nin içini boş çiziyorsun. X 2'den küçükken y eşittir eksi x doğrusunu çiz. Y eşittir eksi x doğrusu bu. Bu doğrunun 2'den küçük olan kısmını alıyorsun. Yani orası şöyle tararsak 2'den küçük kısmı burası. Diğer tarafı sil. Peki burada içi dolu mu içi boş mu? Onu karar verirken bakıyorum bak eşitlik varsa içi dolu. Şöyle içi dolu bir boncuk çizdik. Şıklara bakalım hangisi? Değil mi? Burada dikkat edeceğin x'in yerine 2 verdiğinde y eksi 2 mi?
Şurada x yerine 2 verince y eksi 2 doğru. Yani doğru cevap bolu. Biz de şuraya eksi 2 yazabiliriz. Sizler için bir tane daha yine parçalı fonksiyon sorusu yazdım. Şeklinde tanımlanan fx fonksiyonun grafiği aşağıda hangisidir diyor. Ne demiştim sana? Hemen şuraya y ekle. Y eşittir x kare, y eşittir 1, y eşittir eksi x kare. Şimdi bak, y eşittir x kare nedir aslında? Bir paraboldür. Ha, o zaman çizelim yine. Y eşittir x kare parabolünü çiziyorum şu şekilde. Parabolün x sıfırdan büyük kısmını al. Yani şu şekilde sıfırdan büyük kısmını alıyorum. Diğer kısmı sil. Eşitlik olmadığı için bunun içini ne yapıyorsun şöyle? Boş bırakıyorsun. Çok dikkat. Bu x eşit 0, y eşittir 1. Her ikisi de bu şekilde eşitlik varsa bu bir noktadır gençler. Yani x'i 0, y'si 1. A 0'a 1 noktasını çiziyorsun bu grafikte. Ne demek bu? X'i 0, y'si 1. Y ekseni üzerinde olan noktayı işaretle sadece. Yani bu bir grafik değil, dikkat. Eğer burada y eşittir 1, x büyük 0 deseydi y eşittir 1 doğrusunu çizeceksin. Ama x eşittir 0 diyorsa bu bir noktadır. O noktayı o zaman şöyle A noktası diye gösteriyorum. Y eşittir eksi x kare parabolünü çiz. O nasıldı? Kolları aşağıya doğru olan parabol. Bunun da 0'dan küçük olan kısmını al. 0'dan küçük olan kısmı bu. Diğer tarafı sil. Şöyle diğer tarafı sildim. Sadece negatif tarafını boyuyorum y eşittir eksi x karenin. Şöyle bir şekil olması lazım. Ama A noktasını da unutma. Yani cevap bolu. YGS'ye yönelik bu dersler devam edecek. Tüm konulardan bu şekilde sorular çözeceğim sınava kadar. Ondan sonraki süreçte LYS hazırlık sürecinde de yine sizlerle beraber olacağım. Yeni videolar eklediğimde haberin olması için mutlaka YouTube kanalımıza abone olun. YGS ve LYS tüm derslerden konu anlatımlarının tamamı zorlueğitim.com adresinde. Buradan YGS paketini alarak tüm derslerin konu anlatımını sınavlara kadar tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar.